Peki Doğu, seninle biraz daha yakın bir tarihe gelelim. Seni nerede ve ne şekilde yakaladılar da buraya kadar geldin. Bana bunu anlatır mısın? Bu sayede parçaları birleştirebilirim. Finallerimizin başlamasına az bir zaman kalmıştı. Okuldan bayağı geri kalmıştım. Bu zaman diliminde. Sağ olsun İrem el altından notlarımı toplamıştı. Okula dönmem gerektiğinden hocalardan izin alarak İstanbul'a geri döndüm. Bayağı bir süredir hocaların yanında kalmıştım ve bana kendimi nasıl korumam gerektiğini, bir problem yaşarsam neler yapacağımı detaylıca öğretmişlerdi. Ben sınavlara çalışırken onlar da bu belayı yok etmek için çabalayacaklardı. Seyir uşah da ben eve varmadan evvel evi kontrol edecek, bir sıkıntı yoksa kendi evime dönecektim. Eğer sıkıntı varsa hocanın evine geçecektim. Seyir uşah evde bir problem olmadığı, güvende olacağımı söylediğinde içim az da olsa rahatlamış bir şekilde eve gidebildim. İrem'den notları almam gerekliydi. Hem de çok özlemiştim ama yurda ya da okula gidemezdim. Onun bana gelmesi gerekiyordu. Buzdolabında bozulmuş olan eşyaları bir poşete doldurup evi bir güzel havalandırdım. Sonra çıkıp bir şeyler alıp eve döndüm. Telefonumdan onu çok özlediğimden bahseden bir mesaj yazdım. Aynı karşılık ondan da geldi ve eve döndüğümü kimseye çaktırmadan bir saatte olsa yanıma gelmesini istediğimi söyledim. Şinla önden gözcülük yapar diye de ekledim. O da tamam diyerek bir saate geleceğini söyledi. Çok sevinmiştim. Uzun zamandır da görmediğim için içim içime sığmıyordu. Saat öğlen 1'e gelirken İrem 15 dakikaya varacağını anlatan bir mesaj attığında ben de ocağa çayı koyuyordum. İrem geldiğinde Şinla yanında yoktu. Nerede olduğunu sorduğumda etrafta gözcülük yaptığından bahsetti. O kadar çok özlemiştim ki Kapıyı kapattığımda uzun uzun sarılıp kokusunu içime çektim. Ocaktan taşan çayla kendimize anca gelebilmiştik. İrem'le mutfağa geçip masaya oturduk ve çayın demlenmesini beklemeye başladık. Yaklaşık 5 dakika sonra çay hazır olmuştu. İrem kalkarak hem kendine hem de bana çay doldurup karşıma oturdu. Anlatacak çok şeyin olduğunu söyleyince merakla kendisini dinlemeye başladım. Şinla'nın Şeymanur'la sevgili olduğunu ve onu kendine aşık ettiğini söyleyince gülmeden edemedim. Yakında yeni bir ayin yapılacağını söylediğinde ise bir plan yapmamız şart diye karşılık verdim. Finaller başlamadan bunu halletmemiz gerekiyordu. İrem onlar gibi davrandığı ve kendinden şüphelenmediklerini söylediğinde yer ve zamanı öğrendiğinde hemen bana haber vermesini rica ettim. Ayinin yine kurbanlı olacağı lakin bu sefer özür dilemek ve ona yaranmak için hayvan kurban edeceklerini söylediler. Harun, yeni evine bir sürü kedi alarak beslemeye başladığından bahsedince durumu daha iyi anlamıştım. Hocayı arayıp durumu anlattığımda ne yapıp edip Şinlan'ın da katılmasını sağlamamız gerek dedi. Ama hocam ya İrem'e bir zarar verirlerse o zaman ne olacak dediğimde İrem değil, seyruşah İrem'in kılığına girecek sen, ben ve diğer korumalar da çevrelerinde olup mehad eşgelliğinde saldıracağız dedi. Plan kafama yatmıştı. İrem birkaç gün önceden ailesinin yanına gidecek, seyir yerine geçecekti. Planı tamamen hazırladık ve herkes görevini iyice anlamıştı. Saat 5 gibi İrem dikkat çekmeden yanımdan ayrıldı. Sabah ilk iş yurttan izin alıp ailesinin yanına gitmesiydi. Şeymanur'u aradığında iki gün sonra Dolunay'da ayin için toplanacaklarını söylemişti. Yurda gidince yer ve saati kesinleştirip bana mesaj atmıştı. Sabah kızlar okula gitmek için çıkarlarken İrem kendini iyi hissetmediğini ve dersi asacağını söylemiş. Bu sayede plan devreye girecekti. Kızlar gidince İrem küçük bir sırt çantasına birkaç parça eşyasını koymuş ve yurttan izin alarak dikkat çekmeden ayrılmıştı. Seyiruşah da İrem'in kılığına girerek yatağına yatmıştı bile. Yarın geceki ayinde bütün iş çözülecek, herkes kurtulacaktı. O gece rahat bir uyku çektim ve sabah hocanın kapıyı çalmasıyla kendime geldim. Sait hoca ve Muhammed hoca erkenden gelmişlerdi. Hemen kendime gelip onlara güzel bir kahvaltı hazırladım. Hep beraber karnımızı doyurduk ve neler yapacağımızı konuşmaya başladık. Akşam saat 8 gibi hazırlıklar tamamlandı ve söylenen yere önceden gitmek için hazırlıklarımızı yapıp etrafta kimsenin fark edemeyeceği çok büyük bir halka ile çember yaptık. Gelenler kaçamadan Hocalar icabına bakacaklardı. Saat 23 gibi sesler gelmeye başlayınca saklandık. Kafeslerde onlarca kediyle geldiler ve bizim evde yaptığımız gibi bir yıldız çizdiler. Herkes yine bir ucuna oturdu. Birkaç dakika sonra ayin başladı ve kedileri yıldızın ortasına koyup boyunlarından bağladılar. Ve tam ortasına da bir kazık çaktılar. Çevrelerine o kadar fazla asker yerleştirmiştik ki Mehadeş'e güzel bir ders verecektik. Ritüel başladıktan 10 dakika sonra etrafta şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Muhammed Hoca, "Hazır olun. Birazdan gelmiş olacak." dedi ve daha sözünü bitiremeden Mehadeş bütün öfkesiyle ortada belirdi. Ama o da hazırlıklı gelmişti. Bir anda Harunları gördüğünde öfkesi iki katına çıktı. "Siz pis çamurlar, hepiniz öleceksiniz." dedi ve iki eliyle yerde çakılı olan kedileri bir saniye içerisinde parçalarını ayırdı ve yanında gelen muhafızlarının üzerine attı. Hepsi kedilerin kanlarını kendi üzerlerine sürmeye başladılar. Midem ağzıma gelmiş kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Muhammed Hoca hadi başlıyoruz dediği anda hep bir ağızdan okumaya başladık ve bizimle gelen bütün Müslüman cinler saldırmaya başladılar. Mehadeş demek bana yine tuzak kurdunuz öyle mi diye bağırmaya başladı. Ve Şeyma, İmran, Harun Üçü de hayır, biz bilmiyoruz efendim. Bize de tuzak kurulmuş dese de Mehadeş onları dinlemeyerek üçünün de orada çarpılmalarına sebep oldu. Ve sıra Seyruşah ile Şinla'ya geldiğinde hemen eski hallerine dönüp Mehadeş ile dövüşmeye başladılar. Bunu gören Mehadeş'in askerleri Şinla'nın üzerine atlayarak yerde parçalarını ayırdılar. Seyruşah'a saldırdıklarında bir anda etraf ışık hüzmesiyle doldu. Öyle bir ışıktı ki Gözümüz kamaşmış, bir şey göremez olmuştuk. Bir aslanın kükremesini andıran bir ses, "Süleyman'ın ahdine sadık kalmadın. Haris'in tohumu. Ya mahkemeyi kabul et ya da yok oluşa hazır ol." diye sözünü tamamladığında Seyruşah'ın kabilesinden olan teykel ve dört adamı görünmeye başladı. Korkudan altıma kaçırmak üzereydim. Bu kadar heybetli varlıklar nasıl olabilirdi, anlamış değilim. Mehadeş ahdinden geri durmayacağını söyleyince dört asker sırtlarındaki garip kılıçları çıkararak saniyeler içerisinde diğer bütün cinleri ikiye ayırdılar. Mehadeş halkadan çıkamadığı için ölümden başka yol onun kurtuluşu olmayacaktı. Ama bir anda nasıl olduysa gözden kayboldu. Sonradan oraya gittiğimizde Harunların sürünerek oradan kurtulmaya çalıştıkları esnada çemberi bozduklarını anlamamız kısa sürmedi. Muhammed Hoca Teykel'in yanına gittiğinde kadim dostum seni buraya hangi rüzgar attı dediğinde Seyrüşah günler öncesinde bu durumu bana anlatmıştı. Uzaktan izliyordum. Önceden saldıracaktık ama kabileler arasında husumet çıkmasın diye son ana kadar bekledim. Mehadaş'ın kabilesinden yaşlılarını da buraya getirip olanları izlettiğimde ses çıkaramadıklarını gördüm ve benden günah gitti diyerek son kez mahkeme daveti yaptım. Kabul etmediği için artık ona inanan bir avuç zavallı dışında Kimse ona yardım etmeye cesaret edemez dedi. Askerlerim onu arayacak dedi ve gözden kayboldu sonra. Artık daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Buraya nasıl geldiğime gelecek olursak, onların bu halini gören devriye atan polisler hepsini yakalamışlar. Onlar da benim ayin yaptığımı söyleyip her şeyi İrem ve benim üzerime atmışlar. Biz parçalanan hayvanları gömüp oradan ayrılmıştık. Muhammed Hoca bir süre size saldırmaya cesaret edemezler. Benim işlerime geri dönmem gerek dedi ve Sait Hoca beni evime bırakıp Muhammed Hoca'yı da evine bırakmak için yanımdan ayrıldılar. Güzelce duş alıp bir şeyler de atıştırdıktan sonra uykuya dalmıştım. Saat iki gibi kapı vurulma sesiyle kendime gelmiştim ki içeriye başlarında fenerler takılı olan adamların girip üstüme çullanmaları biri olmuştu. Ellerimi ve kollarımı bağlayıp bir arabaya bindirerek karakola götürdüler. Orada bana olanları sorduklarında ben de olayları İrem'i katmadan anlattım. Ayinleri benim değil onların yaptıklarını ve eskiden ev arkadaşıydık. Bir anda bana düşman oldular. Nedenini anlamış değilim diyerek anlattım. Bana İrem kim diye sorduklarında ise sevgilim olduğunu ve memlekette olduğunu, olayla ilgisinin de olmadığını söylediğimde bana deli gözüyle bakmaya çoktan başlamışlardı. İrem'in bilet kayıtlarına baktıklarında Kamerayla da otogardan izleyip bana hak verdiler. İrem'i de arayarak oradaki bir karakola gidip ifade vermesini söylediler. O esnada seyir Uşah yanımda olduğu için hemen İrem'e gidip ben nasıl ifade verdiysem aynısını vermesini söyledi. Sonrasında ifademi imzalatarak serbest bıraktılar. Oradan çıktığımda sabah ona geliyor öldü saat. Yürüyerek eve doğru giderken bir an nefes alamaz olmuştum. Yere yığılırken seninle işim bitmedi demişti bir anda. Muskalarımı yatarken yastığımın altına koyduğumu hatırlamıştım o an. Mehadeşti bu ve benimle oynayacağını söylüyordu. Ne pahasına olursa olsun ölümün benden olacak diyordu. Sonra istemsizce hareketler yapmaya başladım. Bir çöp kutusunu karıştırıp önce yere döktüm. Sonra bu çöplerin içinde yuvarlanıp kendimi pisliğe buluyordum. Ama hiçbir yerimi kontrol edemez olmuştum. En son yerdeki hayvan pisliklerine kendimi sürterken beni yakalayıp buraya getirdiler. O günkü pis kokunun nedeni buydu. Yani öyle mi? Dibime sokulup bana bağırdığında kusacak gibi olmuştum. Kusura bakma doktor. Olanlar böyle. Ne bir eksik ne bir fazla. Sana inanıyorum. Nasıl yani? Sana inanıyorum Doğu. Yanlış anlamadın. Öğlen yemek arası için yanından ayrıldığımda Leyla'yı eşimin mezarına göndertmiştim. Az evvel Tuvalet için çıktığımda ise Leyla dönmüş ve bana eşim ile kızımın mezarlarının resmini gösterdi. Mezarlar delik deşik edilmiş ve mermerleri kırılmış. Birazdan çıkışını yapacağım ama yarın sabaha anca yetişir. Raporuna hayatın etkilenmesin diye anksiyete bozukluğu yazacağım. Yaşadığın travmalardan ve yetimhanede yetiştiğin için yanında olacak kimsen olmadığı için ufak bir kriz geçirdiğini yazacağım. Sen de heyette buna göre konuşacaksın. Anlaştık mı? Evet doktor. Sana çok teşekkür ederim. Öyle hemen sevinme. Beni Sait Hoca ile tanıştıracaksın ve kızım ile karıma bunu yapanlardan hesabını soracağız. Yarın birkaç günlük izne ayrılacağım. Hafta sonu geldi zaten. Ben de kafamı dinlemiş ve seninle bu işleri halletmiş olurum. Doğunun yüzünde öyle bir gülümseme vardı ki anlatamam. Şimdi saat fazla gecikmeden işlemlerini başlatmam gerek. Sen de dinlen. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim doktor. Doğunun yanından ayrıldığımda kendimi hafiflemiş gibi hissediyordum ama bir yandan da içim öfke doluydu. Leyla'ya gerekli evrakları hazırlamasını söyleyerek o başhekimin yanına gidip hastamla alakalı bilgileri verdim ve taburcu edilmesini söyledim. O da cuma günü heyeti toplayabileceğinden bahsedince çok geç olacağını, finallerine yetişemeyeceğini ama vereceğimiz raporla birkaç gün sonrasında başlayacak olan bütlerine yetişmesi gerektiğini söylediğimde başhekiminde okuyan bir kızı olduğu için ince karnından yakalamıştım ve ikna olmuştu. Sabah saat 10'da hazır olmamız gerektiğini söylediğinde odadan sevinçle ayrılmak üzereyken son olarak başhekime eşim ve kızımın mezarlarına olanları anlattım ve kendimi kötü hissettiğimi birkaç gün onlarla ilgileneceğimi yarın ve cuma içinde izin istiyorum dediğimde beni kırmadı. Cuma'ya kadar hallet hafta sonu güzelce dinlen ve pazartesi bomba gibi gel karşıma dediğinde tekrar teşekkür edip gülümseyerek yanından ayrıldım. Leyla'nın yanına giderek evrakları sordum ve hazırladığını söylediğinde kredi kartımı ona verdim. Ve iki tane son model, güzel telefon ve bir tane de Doğu için hat almasını söyledim. Peki diğer telefon ne olacak dediğinde onu da Doğu'ya vereceğiz. Sevgilisine hediye edecek dediğimde buna o da çok sevinmişti. Ben de o halde yarın çıkacağı için güzel kıyafetler alayım ki daha çok sevinsin. Sevgilisinin karşısına dimdik çıkabilsin dediğinde yanına giderek ona sarıldım. Sen nasıl benim kardeşimsen o da artık bizim kardeşimiz olacak diyerek uzunca sarıldım. Sonra kantinden iki kahve söyleyerek keyifle oturup içtik. Mesai olduğunda hastaneden ayrılırken söylediklerimi sakın unutma. Sabah erkenden hazır olsun diyerek veda ettim. Arabama binerek evime doğru yola çıktığımda Arkamdaki karartıyla bir anda yüreğim ağzıma geldi. Direksiyon hakimiyetimi zor toparlayabildiğimde kenara çekip kendime gelmeye çalıştım. Özür dilerim doktor. Korkutmak istemedim. Sana teşekkür etmek için geldim. Sen Seyruşah mısın? Evet. Neden teşekkür ediyorsun anlamadım. Ona çok iyi baktın ve yardımcınla konuşmalarını işittim istemeyerek. Bizimi mi dinliyordun? Hayır. Doğuyu kontrole gelmiştim. Kendisi bana yarın çıkacağını söyleyince hocaya haber vermek için oradan ayrılıyordum ki senin odanın oradan geçerken konuşmalarını işittim. Ve gidip hocaya haber verdiğimde seni yarın doğuyla beraber evine davet ediyor. Mangal yakacakmış. Hiç adeti değildir normalde. Ama o da doğuyu kardeşi gibi görüyor. Senin böyle düşünmen onu daha çok mutlu etti ve seninle tanışmak istedi. Geleceğim ama bir şartla. Doğu senin dünyadaki en güzel varlık olduğunu söyledi. Bana peçeni açıp bir kez gösterirsen gelirim dedim. Kahkaha atarak böyle basit bir isteğin benden istendiğine ilk kez şahit oluyorum. Ben de çok zor bir şey isteyeceksin sandım. Hazırsan açıyorum diyerek peçesini kaldırdığında tarif edemeyeceğim kadar güzel bir yüz ve ışıkla karşılaştım. Seni görenler sana nasıl aşık olmuyor anlamış değilim dediğimde onların Sadece bir kısmını gördüklerini söylediğinde, "Peki, ben neden tamamını gördüm?" diye soramadan edemedim. O ise, "Kalbinin temizliği doktor. O gece geldiğimde ihtiyacım var dediğim için beni içeriye aldın ve çantama yüklü miktarda para bıraktın. Ben fark etmeyeyim" diye de içerideyken yaptım bunu. İşte bu yüzden," dedi. "Bunu ne hocaya ne de bir başkasına söylemedim. Sen de kimseye bahsetme," dedi ve yanımdan yüzünü kapatarak ayrıldı. Gece korumak için evime geleceğini de söylemeyi ihmal etmedi. Bunun üzerine yemek yediğim mekana giderek karnımı doyurdum ve eve geçtim. Nihayet bu gece deliksiz bir uyku çekebilecektim. Güzel bir duş alarak koltuğuma oturdum ve Seyruşah'ın Şah'ın gelmesini bekledim. Saat 7 gibi Seyruşah uşah karşımda belirdi. Bu kez korkmamıştım. Bunu görünce ne çabuk alıştım böyle hayret dedi gülerek. Ben de gülümseyerek karşılık verdim. Seni görmek Anlatılan olaylardan daha az korkunç ve tam aksine güven verici. Kendime inanamıyor. Birkaç gün öncesine kadar inanmayıp deli gözüyle baktığım insanlardan farkımın kalmadığını düşünüyordum. Ama bir yandan da belki de bu bir işarettir, Allah'tan diye de düşünüyordum. Seyruşa bana çay içer misin dediğinde ben yaparım diye yanıt verdi ve o ise kendisinin içmediğini, bana yapmak istediğini söylediğinde o kadar çok soru birikmişti ki kafamda. Sorularımı bu işi çözdükten sonra sormaya karar vermiştim. Peki madem dediğimde bana mutfağa giderek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre sonra elinde çay ile yanıma geldi ve önüme bırakıp odalara doğru yöneldi. Geçen yıkadığım çarşafları alıp yatak odasına gitti ve evi baştan aşağıya temizlemeye başladı. Bana yardım ediyordu. Bense ağzım açık onu izliyordum. Ben yaparım dediğimde, "Hayır." Zaten fazlasıyla para verdin. Onun hakkını çıkarıyorum diyerek gülümsedi. Ben de koltuğa uzanıp onu izlemeye başladım. Sonra sabah onun sesiyle uyandım. O kadar rahat uyumuştum ki bunu özlediğimi fark ettim. Saat yedi buçuğa geliyordu. Bana kahvaltı hazırlamış bekliyordu. Kalkıp bir duş aldım ve kurulanıp yanına oturdum. Çok güzel uyuduğumu söyleyerek teşekkür ettim. Böyle keyifle kahvaltı ettiğim en son zaman Karımın hayatta olduğu zamanda. Çayımın son yudumunu içerken o gitmesi gerektiğini söyleyince nereye gidecekse bırakmak istediğimi söyledim. Kahkahası evi doldurduğunda ne dediğimin farkına varıp ben de kahkahayı patlatmıştım. Bir an seni normal insan sandım. Bu kadar mutlu olmamıştım uzun zamandır dedim ve o da olmadığını söyleyerek birden hoşça kal deyip gözden kayboldu. Ben de evden çıkıp hastaneye doğru yol almaya başladım. Hastaneye vardığımda Leyla da yeni arabasından inmiş kapıya doğru yürüyordu elinde poşetlerle. Leyla diye seslendiğimde bana döndü. Günaydın İzzet Bey diyerek gülümsedi. Yanına gittiğimde kısık sesle abi dediklerini yaptım. Çok güzel şeyler aldım. Yukarı çıkalım da göstereyim. Sabırsızlandım tüm gece dedi. Yüzünden neşesi anlaşılıyordu beraber asansöre binerek odama çıktık. Hemen kıyafetleri ve telefonları gösterdiğinde ben de çok beğenmiştim. Sonra kartımı çıkarıp bana verdiğinde bana da bir kutu uzattı. Abi bunu da sana aldım dedi. Ben de ne gerek var dediğimde içimden geldi diyerek verdi. Açtığımda çok güzel bir saat vardı. Son 12 senedir hala aynı saati kullanıyorum. Saat 9'a geldiğinde doğunun yanına geçerek heyette neler konuşması gerektiğinden bahsedip üzerinden birkaç kez tekrar yaptık. Saat 10 olduğunda Doğu heyete girdi. Ben de elimde olan raporları teslim edip dışarıya çıkarak beklemeye başladım. Yaklaşık bir saat sonra Doğu gülümseyerek kapıdan çıktı. Evraklarını alıp çıkış işlemlerini tamamladıktan sonra odama geldik. Ve aldığımız hediyeleri ona verdiğimizde gözleri dolarak bize sarıldı. Hayatında İlk defa birilerinin ona hediye verdiğini söyleyerek uzun uzun ağladı. ''Hadi şimdi ağlamanın sırası değil. Önce giyin kıyafetlerini sonra diğer hediyelerini açarsın. Hem hoca bizi bekliyor.'' Bunu söylediğimde küçük bir çocuk gibi sevinerek paravan arkasında giyinmeye başladı. Leyla akıllılık edip ayakkabı da almıştı. Çıktığında o zamanın modasına uygun bir şekilde hazırlanmıştı ve ilk geldiği halinden bir eser kalmamıştı. Leyla'ya ve bana teşekkür edip tam üstüme göreymişler diye de sevincini belli etti. Leyla da kardeşiyle aynı boy ve ölçüde olduklarını, akşam onu zorla dışarıya çıkarttığını söyleyerek gülümseyip yanıtladı. Sonrasında telefonunu ve hattını verip açmasını söyledik. Açtığında gene gözü doldu. O gün kaybettiğini ve bunun çok yeni olduğunu, bu yüzden de kabul edemeyeceğini söylese de zorla verdik ve İrem'i ara hadi.'' Ne duruyorsun? Saat birde hocanın evine gelmesini, hocanın ona ihtiyacı olduğunu söyle. Ona da sürpriz olur dediğimde gözlerinin içi gülüyordu. Bunu da sen sevgiline vereceksin. Uzun zamandır ayrısınız. Senden ona hediye diyerek diğer telefonda Doğu'ya verdim. Peki, Zerşur diye bir koruyucusu var yanında. Hocaya gönderirse ne olacak dediğinde ben onu çoktan hallettim diyerek sinsi bir gülüş attım kimse anlayamadı. Leyla'ya dönerek sen de bizimle geliyorsun. Hadi hazırlan dedim. Oradan ayrılarak hocanın evine vardık. Hoca çoktan hazırlığını yapmış. Biz tam bahçeden içeriye girdiğimizde İrem de arkadan koşarak nefes nefese geliyordu. Doğu hemen benim arkama saklandı ve İrem yanımıza geldiğinde bir anda arkadan çıkarak ona sarıldı. Filmlerde izlesem ancak bu kadar etkilenebileceğim bir sahneydi desem yalan olmaz. Hocayla tanıştık, herkes neşeyle muhabbet etmeye başladığında Leyla bir anda fenalaşmıştı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken sesi değişti ve eline bıçağı alarak doğuya saldırdı. Herkes bir anda Leyla'yı tutmaya çalıştığında Seyru Şah, Zerşur ile birlikte Leyla'nın içine girdiler. Doğu'nun önceden bahsettiği kulübeye taşıdık hemen ve yere yatırdık. Hoca cebinden bir ip çıkardı ve okuyarak Leyla'nın boğazına geçirdi. Leyla o anda yerde hareketsiz yatmaya başladı. Hoca bir şeyler okumaya başlayınca iyice sakinleşti. Bize daha evvelden doğuya taktığı muskalardan taktı ve gözümüzü tutarak uzunca okudu. Ben ve İrem'in okuması bittiğinde korkumuz azalmış, kendimize gelebilmiştik. Leyla sürekli kusacak gibi öğürmeye başladığında hocanın mehadeşe bağlama yaptığını ve içinden kusarak çıkartacağını söyledi. Seyruşah ve Zerşur Leyla'nın içinden çıktılar ve o anda Leyla kusmaya başladı ve ağzından bir duman çıkmaya başladığında ise Seyruşah, Zerşur ve iki cin dumanı kaçmadan yakaladılar. Leyla'nın ağzından garip şekilde saçkalı küçük kan pırtıları ve kağıtlar çıkıyordu. Kusması bitince tamamen bayıldı ve onu kenara taşıdık. Hoca cebinden bir ip çıkararak yine bir şeyler okuyup düğüm yaptı ve çirkin yaratığın boynuna astı. Dikkatimi çeken bu Doğu'nun anlattığı kadar iri yarı ve korkutucu değildi. Bunu sorduğumda içerideyken bağlaması yapılıp işkence edildiği için zayıf düştü şeklinde yanıt aldım ve hoca onu İslam'a davet etti. Cin hala tehditler savurmaya, hepimizi öldürmeye yeminler ediyordu. seyr Şah onu teykelin istediğini ve cezasını onun mahkeme kurarak vereceğini. Bu sayede hem kan davası olmayacak hem de kendi kabilesi tarafından yok edilmek ona en büyük ceza olacaktır dediğinde hoca birkaç bağlama daha yaparak kaçamayacağı hale getirdi. Sonrasında durumu Muhammed Hoca'yı arayarak anlattı. O da onayladı ve Tekel'in adaletinden şüphe olmaz. Ben gerekeni yapıyorum diyerek telefonu kapattı. Ve bir anda odunluğun içerisi onlarca insanla dolmaya başladı. Hepsi Mehadeşe saldırdı ve iyice perişan olduktan sonra odaya gençten bir adam geldi. Kıyafetleri yeniydi ve ışıl ışıl parlıyordu. Mehadeş küfürler etmeye başladığında beni ona vermeyin. Yoksa kurtulur gene gelirim diye haykırıyordu. Ama çok çaresiz bir haykırıştı bu. Bu varlık bize selam vererek iyi bir iş yaptınız. Kendi öfkesi onun felaketi oldu. Uzun zamandır onu arıyorduk. Kendisi çıkmasa İşimiz zordu dedi. Elinde ışıktan bir bastonu vardı. Onu Mehadeş'in başına vurduğunda büyük bir yara açılmaya ve içinden ateş gibi şeyler görünmeye başladı. Mehadeş öyle haykırıyordu ki acıdan beni öldürün diye yalvarmaya başladı. Yeni gelen adamsa yeniden ona dönerek hani insanlar sana yalvaracaktı şu an yer değiştiniz diyerek ona alaycı bir gülüş atıp sözüne devam etti. Siz Size azap yok mu zannediyorsunuz? Azabın en büyüğü sen ve senin atalarını olacak. Onlar sizi kandırdı. Bu daha azabın en küçüğü. Asıl azap size cehennemde olacak diyerek yeniden elindeki sopayı ona vurdu. Ve göğsüne Elif harfini çizdi. Mehadeş ağlayarak atalarından yardım diledi. Kabilesindekilere seslendi, çağırdı ama ne gelen ne giden oldu. Acıyla yakarırken siz doğruyu söylüyorsunuz. Ben yapayalnız kaldım. Kandırıldım. Ne büyük hata etmişim dediğinde o genç adam Allah bizimle beraberdir. Seni dinimize davet ediyorum. Eğer İslam'a geçersen bundan sonra bizimle olacaksın ve seni herkesten koruyup acını dindireceğiz dedi. Kimse bunu bilmeyecek. Herkes seni öldü bilecek. Sen eski gücüne kavuşana kadar da bu böyle devam edecek. Sen de bizimle bu kutsal dinin koruyucusu olacaksın dedi. Mehadeş yaptığım her şeyden çok pişmanım. Tövbe ederim ve alemlerin tek yaratıcısı, sahibi olan Allah'ım. Sana inanırım. Sen beni affet dediğinde başında ve göğsünde açılan yaralar kapanmaya başladı ve çirkin pislik hali düzelmeye başladı. Hoca boynundaki okunmuş ipi çıkarıp onu azad etti. Diğer cinler çok bitap düştüğü için koluna girip onu götürdüler. Diğer cinlerin hepsi yavaş yavaş ayrılmaya başladı oradan. Hoca seyir uşağa dönerek Leyla'yı kendine getir de kaldığımız yerden devam edelim diyerek mangalın başına koşarak gittiğinde eti koymamışız şükür diyerek güldü. Yoksa hepsi köz olacaktı diyerek yanıt verdim ve yanlarına döndüğümüzde az önce sadece beş kişi toplandığımızı gören Leyla, hocanın okuması ile herkesi görür olmuştu. Ben de aynı şekilde herkesi görüyordum. O gün keyifle yiyip içip eğlendik ve kırılmayacak yeni dostluklar edindik. Sait Hoca ile hala görüşmeye devam ederim. Artık seyir uşahta sürekli yanımda. Kendi gerçek güzelliğiyle dolaşıyor. Onu bir ben o haliyle görüyorum. Ve hastanın durumu Sait Hoca'nın çözeceği bir şeyse direkt ona yönlendirip hastanede sürünmelerinin önüne geçiyorum. Eşim ve kızımın mezarlarını yaptırdım. Mezarı tamamen düzelttiğim gece rüyama gelip teşekkür etti. O geceden sonra bir daha asla rüyama gelmedi. İrem'le Doğu 2015'te evlendiler. 2016'nın sonlarına doğru bir kızları oldu. Adı Seyruşah İskender Beyoğlu. İkisi de işinde çok başarılı insanlar oldular. Doğu'nun çözemediği davaya henüz denk gelmedim. Her hafta sonu Sait Hoca'nın evinde toplanırız. Kader midir bilemem ama Sait ve Leyla o gün birbirlerine aşık olmuşlardı. 2010'da düğünlerini yaptık. Şu an 5 yaşında bir evlatları var. Adı İzzet. Bana ne mi oldu? Onların tonton dedeleri oldum. Said, Seyrüşah'ı sadece zorlandığında yanına çağırıyor. Geri kalan bütün vakti benim yanımda geçiriyor. Belki benimle şah'ın bir evladı olamayacak ama küçük İzzet ile küçük Seyrüşah birbirlerine aşık olarak büyüyecekler. Buna eminim. Zira küçük İzzet sürekli seyir Şah'ın peşinde dolanıyor. Geçen gün piknikte yerden çiçek toplayıp başından aşağıya döktü. Sonra dönüp zorla yanağından öpmüştü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.